Herkese selam. Çoğu insan için ev, ısınma sistemi, pencereleri ve mutfağı olan etrafı muhafazalı yerlerdir. Ama gezegendeki tüm insanların bu şekilde yaşamadığını biliyor muydunuz? Bazıları sabah her gün uyandıklarında pencerelerinin dışında çok sıra dışı manzaralar görüyorlar. Bazı evlerin pencereleri yoktur ve insanların orada yaşayabileceğine inanamazsınız. Ne hakkında konuştuğumu hayal etmek zorsa o zaman bu videoyu izleyin. Çünkü bu videoda size insanların yaşadığı en sıra dışı ve garip yerleri göstereceğim. Evden oluşan ada. Bu hikayemiz bazı korkularınızı ortadan kaldırabilir. Yüksek emlak fiyatları korkusu. Bu mutlu çifte bir bakın. Çok fazla paranız olmasa bile bunun üzülmek için bir sebep olmadığını ve neden kendi ellerinizle yapabileceğiniz bir ev varken satın alacağınızı kanıtlıyorlar. Bu ada Kanada'da bulunuyor. Vancouver adası yakınlarında yaşayan Wayne Adams ve Catherine King bir noktada bir evi karşılayamayacaklarını fark eden sanatçılardır. Sonrasında çift parlak bir fikir buldu. Adanın inşası 1991'de başladı. Wayne içindeki her tahtayı ve her çiviyi bildiğini belirtiyor ve bu şaşırtıcı değil çünkü her ayrıntıyı kendi elleriyle yaptı. Elektrikli aletler değil sadece testere ve çekiç kullandı ve adanın oldukça etkileyici olduğunu görüyoruz. Adanın yola erişimi yoktur ancak Wayne ve Catherine tekneleri kullanabildiğinden bu bir sorun oluşturmaz. Burada ana eve ek olarak küçük bir deniz feneri, bir dans pisti ve 4 sera bulabilirsiniz. Çiftin yiyecek almak için adayı terk etmek zorunda kalmadıkları, iyi bir yaşam için ihtiyaç duydukları her şey var. Burada bahçe yataklarında sebze yetiştiriyorlar ve suda bol balık var. Özellikle tembel hissettiğinizde oturma odasındaki kanepeden kalkmadan balık tutabilirsiniz. Yeşil kadın. Yeşil merdiven, yeşil giriş kapısı, yeşil dolap, yeşil raflar, yeşil çatal bıçak takımı ve yeşil kremler. Bu evin sahibi Elizabeth, Brooklyn, New York'ta yaşıyor ve yeşil bir kadına layık takma bir adı var. Elizabeth'in yeşil rengi olan takıntısının hikayesi 2000'lerde başladı. Elizabeth'in sanatçı olma isteğini onaylamayan babası onu Florida'da ziyaret etmeye devam etti. İlişkileri o zamanlar gerildi. Bu yüzden bu ziyaretler hayatını sonsuza dek değiştirdi. Babası yolculuk sırasında etrafta birçok yeşil şey gördü ve Elizabeth'e hayatını yeşil yapması için ilham verdi. Sonrasında kadın kıyafet, ayakkabı, aksesuarlarını ve hatta saçlarını bile yeşile boyadı. Elizabeth ayrıca evdeki eşyalarını yeşilin farklı tonlarında düzenledi. Kadının tutkusunun hayatına birçok kısıtlama koyduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü o bir sanatçı ve yarı zamanlı bir tasarımcıdır. Bu yüzden başka renkteki eşyadan hoşlanırsa onu satın alır ve daha sonra yeşile boyar. Diğer insanların onun hakkında ne düşündüğünden rahatsız değil. Tam tersi, tatlı geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Uçak. Eğer takıntılı bir uçma korkunuz varsa ekrana yaklaşmasanız daha iyi olur. Bu adam muhtemelen dünyanın en tutkulu uçak fanı. Bazı insanlar için uçak büyük, korkunç bir soğuk makinedir ve büyülü bir şekilde havada uçar. Bruce içinse uçak demek ev demek. 1960'lara kadar bu Boeing 727 bir Yunan havayolu şirketi tarafından kullanıldı ve sonrasında emekliye ayrılmaya karar verildi. Bruce uçağa bu sefer ikinci bir hayat verdi. Bugün bu Boeing ormanın derinliklerinde bulunabilir. Bazıları için uçağın içi muhtemelen çok rahat görünmeyecek. Ancak Bruce bundan memnun. Tüm uçakların çok dayanıklı olmaları sebebiyle bakım konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu Boeing çok uzun bir süre güzel bir ev olarak hizmet edecek. Ayrıca sıradan bir evden çok daha geniştir. Ön kapısının yerine bir yan merdiveni var. Ana güverte oturma odası olarak hizmet veriyor. Burada ilkel bir duş da bulabilirsiniz. Her iki lavabo da çalışır durumdadır ve kullanım amaçları için kullanılır. Ayrıca iyi bir yaşam için gereken her şey mevcut. Deniz. Bu maddede belirli bir kişiyi değil, bir toplumu göreceğiz. Malezya ve Filipinler'de yaşayan etnik bir grup. Bunlara genellikle deniz çingeneleri denir. Bu insanlar karadaki geçici evlere yerleşmekle kalmayıp aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla su üzerinde yaşayan insanlar. Sürekli geniş okyanus boyunca seyahat ediyorlar. Su hiç kimsenin yaşayamayacağı bir şeydir. Ancak bu etnik grup tamamen suda yaşıyor.
Bu toplum için deniz bir eğlence platformu, bir pazar, bir iş yeri ve en önemlisi de evleri. Gençlik okuma yazma bilmiyor. Çocukların bir kariyer seçme konusunda endişelenmesine gerek yok ve yetişkinlerin de kredi ödeme gibi endişeleri yoktur. Toprakla neredeyse hiç bağlantıları yok ve bu nedenle tüm sorunları toprak kadar uzak görürler. Bu insanlar 5 yaşından beri balıkçılığı öğrenmeye başlar. Her gün şafaktan karanlığa kadar balık avlarlar ve büyüdüklerinde gerçek bir profesyonel balıkçı olurlar. Profesyonel atlet ve dalgıçlar bu insanların nefesini tutarak herhangi bir ekipman olmadan 70 metre derinliğe dalabildiklerini kıskanır. Gördüğünüz gibi su üzerinde küçük derme çatma evlerde yaşıyorlar. Bulundukları bölgede balık bittiğinde eşyalarını bir tekneye toplar ve yeni bir yere giderler. Nehir. Burada ıslanmadan ulaşamayacağınız başka bir tuhaf evimiz var. Bir seyahat tutkunuysanız aslında kendi gözlerinizle gidip görebilirsiniz. Çünkü geçen dakikalarda gördüğümüz diğer garip evlerin aksine burası halka açıktır. Bunun sebebi bir tatil evi olarak kullanılması. Ama önce ilk olarak bu evin tarihi hakkında konuşalım. Yaklaşık 50 yıl önce genç yerel insanlar nehrin ortasındaki küçük bir kayanın güneşlenmek için mükemmel bir yer olduğunu keşfetti. Tırmanış zordu. Bu yüzden önce tahta panolardan bir platform yaptılar. Bir süre sonra çok sıcak olduğu zaman güneşten saklanmak için bir çatı yaptılar. Kayaya ev inşa etme fikri bu şekilde ortaya çıktı. Bunu yapmak biraz zor bir şeydi. Küçük tahtalar tekneyle taşınmak zorundaydı. Ancak ortaya çıkacak ev kesinlikle çabaya değecekti. Sadece çok sıra dışı değil, aynı zamanda inanılmaz güzel bir yerde duruyor. Bu arada bu ev Sırbistan'da, Drin Nehri üzerinde, Bijin kasabası yakınlarında bir yerde bulunuyor. 2012 yılında evin fotoğrafı National Geographic dergisinde yer aldı ve o zamandan beri nehrin ortasındaki ev ana yerel cazibe merkezi oldu. Dünyanın dört bir yanından insanlar burada en az bir gün geçirmek için geliyor. Mağara. Bazı insanlar için hayat, garip ve alışılmadık yerlerde kendini ifade etmenin ve diğerlerinden uzak durmanın bir yoludur. Diğerleri içinse bu tuhaf bir protesto biçimidir. Bu videomuzun kahramanı mağarada yaşamaya karar verdi. Sühel takma adı altında dünyaca bilinen Daniel James Schoenberger'la tanışın. 2000 yılında çoğumuzun asla düşünemeyeceği radikal bir karar verdi. Tamamen parayı kullanmayı bıraktı. Gezegenimizde hiç para kullanmayan insanlar var. Bu Amerikalı adamın hayatını sonsuza kadar değiştirmeye karar vermesinin sebebi çok sıra dışı. Mevcut finansal sistem tarafından rehin tutulmak istemiyor. Hiçbir şey bize bağlı olmamasına rağmen hepimiz bunun bir parçasıyız ve yine de hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Daniel bir noktada paraya inanmayı bıraktı. Böylece sahip olduğu her şeyi terk etti ve Utah kenti yakınlarındaki bir mağarada yaşamaya başladı. Meyveleri ve yabani soğanları yiyor. Hayvanları avlıyor ve mağazaların attıkları yiyecekleri tüketiyor. Eşyalarıyla birlikte birkaç çantayla çevrili bir şilte üzerinde uyuyor. Bu yaşam tarzını özetlemek korkunç görünecek. Ancak Sühel bundan çok memnun. Kendini özgür ve bağımsız görüyor. Fatura ve vergi ödeme konusunda endişelenmesine gerek yok. Biyografisinin parayı bırakan adam olarak adlandırılması tesadüf değil. Kanalizasyon. Mağara, paranız yoksa yaşayabileceğiniz tek yer değildir. Nispeten daha rahat başka bir seçenek var. Kanalizasyon. Görünüşe göre gerçekten kötü bir şekilde kanalizasyon kapağı altında yaşayan bir insan var. Kanalizasyon fikri Kolombiyalı Miguel ve eşi için işe yaradı. Çift neredeyse 30 yıldır burada yaşıyor. Adam bir çıkış yolu aramak zorunda kaldığı zamanlar artık kira ödeyemeyeceği ortaya çıktığında oturduğu evden kovuldu. Şaşırtıcı bir şekilde küçük bir kanalizasyon rahat bir yaşam için ihtiyaç duyduğunuz hemen hemen her şey için yeterli alana sahiptir. Yatak, televizyon, soba ve hatta raflar. Miguel kanalizasyonu elektrik şebekesine bağladı. Çift orada köpeğiyle yaşıyor. Kendi de işine göre mutlu olan adam daha da mutlu olabileceğini söylüyor ve başkandan daha iyi yaşadığını bile iddia ediyor. Kanalizasyon sıcak, kuru, sessiz ve sakin. Kimse çifti rahatsız etmiyor.